Önce Yılmaz Özdil'i okuyalım. Sözcü gazetesinden köşe yazısında ne demiş efendim? Anayasa var mı ki mahkemesi olsun diyor. Mensubu ve milletvekili olduğu parti anayasaya aykırı olduğu için bir değil, iki defa anayasa mahkemesi tarafından kapatılan kişi bu memlekette hem başbakan hem cumhurbaşkanı olabildi mi? Olabildi. Halkı din ve ırk farkı gözeterek kim ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan hapis yatan, anayasaya aykırı davrandığı için siyaset yapması bile yasaklanan kişi bu memlekette hem başbakan hem cumhurbaşkanı olup tek adam sistemine geçip 100 yıl önce saraydan alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen egemenliği gene saraya bağlayabildi mi? Bağlayabildi. Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunarak laiklik karşıtı eylemlerin odağı ilan edilen ve hazine yardımı kesilen parti, anayasaya aykırı olmasına rağmen iktidarda kalmaya devam etti mi? Etti. Mensubu ve milletvekili olduğu partiler anayasaya aykırı olduğu için bir değil, iki değil, tam üç defa Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olabildi mi? Olabildi. Bu kişi anayasaya namusu ve şerefi üzerine sadakat yemini edip koruyacağına dair üzerine yemin ettiği anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi bile teklif edilemez maddesi hakkında laiklik anayasada olmamalı mı diyebildi mi? Diyebildi. Anayasa ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalacağına dair yemin eden Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı kabul etmek durumunda değilim. Açık söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uymuyorum, saygıda duymuyorum dedi mi? Dedi. Bugün hala bakıyoruz Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımıyorlar filan deniyor. Güzel kardeşim, anayasayı tanıyorlar mıydı ki Anayasa Mahkemesi'ni tanısınlar? Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı ilan edilen partinin iktidarda kalmasında sakınca görmedin de anayasaya aykırı partinin Anayasa Mahkemesi'ni tanımamasını mı yadırgadın? Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yansa ne olur, yanmasa ne olur? Hukukun üstünlüğüne avize gibi ampul takılalı yıllar olmadı mı diyor Yılmaz Özdil bugünkü yazısında efendim.